Seçimin daha sonuna geldik ama bu seçimde bir hayli konuşulacak çok başlık var. Tam 47 yıl sonra bir ilk yaşandı cephede. 1977 yılından bu yana ilk kez bir seçimde birinci oldu. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz seçim sonuçlarını? Evet, önce hayırlı olsun. Şöyle güzel bir şey var. Gözünü seveyim memleketin. Yani şöyle Türkiye'nin seçmeninin şöyle bir özelliği var. Oyunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyor ve o sandığa gidiyor, oyuyla değiştirebiliyor. İstediğini getiriyor, istediğini götürüyor. Önce bunun altını çizmem gerekiyor. Yani benim oyum bir işe yaramaz, ya oy versem de bir şey değişmez demiyor. Bu çok partili siyasi hayata geçtiğimiz günden bu yana hep böyle oldu. Yani işte Adnan Menderes'i Demokrat Parti iktidara getirdi. Darbe oldu. Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam ettiler. Ama arkasından ilk serbest seçimlerde onun devamını Adalet Partisi'ni iktidara taşıdılar. Bunun birçok örneği var. Efendim Adalet Partisi'nden ümidini kesti. İşte biraz önce örnek verdiğin işte Karaoğlan diye bir siyasi aktör çıktı. Ecevit gazetesi söylüyorum. Bir anda hem CHP'nin oylarını patlattı hem CHP'de liderliği geldi ve onu desteklediler. Oradan ümidini kesti. Erbakan koalisyonu geldi. Ondan ümidini kesti. Yine darbe döneminden sonra tuttu. Özal'ı destekledi. Ve hep bu süreçlerde millet sandığa gittiği zaman oyunun bir işe yaradığını ve oyuyla bir şey yaptığını biliyor. Onun için de oyu çok kıymetli. Bu sessiz Anadolu halkının oyu çok kıymetli. Dolayısıyla bu seçimde gördük bir anda 77'den bu yana hani cam çatı dedikleri işte 25'i geçemiyor CHP işte 26'yı geçemiyor denen CHP %37 oy aldı. Bu CHP açısından başarı. Bunun altını çizmekte fayda var. İkincisi 10 ay önce bir seçim olmuş. Hem hükümete yani Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olağanüstü destek vermiş bir seçmen. Hem de Cumhur İttifakı'na mecliste çoğunluğu kurmasına sebep olmuş. Sandalye sayısını aldırmış ve demiş ki sana destek veriyorum. Niye? Dış politikada, genel politikada, güvenlik politikalarında destek veriyorum. Ne olursa olsun. Yani hani kuru ekmek yerim ama İşte vatanımdan vazgeçmem meselesi biraz beka meselesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek vermiş bir seçmen. Bu seçimde diyor ki tamam sen başımızda kal 2028'e kadar buradasın. Hükümet sizde olsun. Ama bir dakika ya ben seni 22 yıldır iktidara taşıyorum. Ama bir cebime bakmam lazım. Ne kaybettim ne kazandım ve kim kaybetti, kim kazandı? Ekonomik anlamda söylüyorum. Burada acayip bir sarı kart var. Biraz sertçe bir tepki vermiş oldu seçmen. Çünkü ince ayar yapmadı. Doğrudan AK Parti'nin karşısında seçilebilecek kim varsa. Yani Cumhur İttifakı'nın adayları karşısında kim seçilebilecekse o adaya yöneldi. Mesela İyi Parti yok oldu. Normalde İyi Parti'nin de adayları vardı. Değil mi? Ama mesela çoğunlukta AK Parti'ye kim rakip olmuşsa, AK Parti'nin adayı ya da işte Cumhur İttifakı'nın adayı kimse, onun karşısında seçilme ihtimali kim varsa onu tercih etti. Niye? Ders veriyor. Uyarıyor. Yani ve dikkat edin yani konuyu değiştiriyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan bu mesajı aldığına dönük çıktı ve dedi ki ya olan dair vardır. Biz öz eleştirimizi yapacağız. Bu arkadaşlarımızı çağıracağız, oturacağız, günlerce bunu tartışacağız dedi yani dün geceki balkon konuşmasında. Dolayısıyla seçmen merkezi iktidarın değişmemesi konusundaki gösterdiği kararlılığı ona beni gör diyen bir mesaj verdi. Bu ekonomi politikalarıyla doğrudan ilgili bir şey. Onu söyleyelim. Çünkü
Covid-19'dan bu yana olağanüstü bir süreç geçiriyor dünya ve bunun etkileri bize çok ağır oluyor. Yani yıllarca söylenir, hani Amerika hapşırsa biz komaya giriyoruz. Dünyanın ekonomik dengelerinde ufak bir sarsıntı olsa biz bunu çok büyük yansımalı olarak görüyoruz. Burada da kim dezavantajlı grup? Dezavantajlı grubumuz ücretliler ve dar gelirliler. Bu ücretliler ve dar gelirliler aynı zamanda kimin seçmeni, kimin tabanı? AK Parti'nin ya da sağ seçmen çoğunlukla Türkiye'de. Şimdi bu seçmen son dönemde politikalar konusunda yanlış yapıldığını düşünüyor. Doğrudan söylüyor bunu. Yani bu işte emeklilerin etkisi olmuş mudur? Evet, olmuştur. Ücretlilerin, dar gelirlerin sıkıntıları etkili olmuş mudur? Evet, olmuştur. Ama Renler Refah bir şey daha yaptı. Yani Renler Refah'a kayan bir AK Parti oyu var. Kesinlikle ciddi bir oyu var. Mesela dünya gündeminde, uluslararası gündemde Filistin meselesini, Gazze meselesini sürekli birincil madde yapmaya çalışan bir AK Parti ve Erdoğan olmasına rağmen 7 Ekim'den sonraki İsrail'in Gazze'ye abanması, soykırıma varan düzeydeki katliamlarının ne karşı Türkiye'nin almış olduğu pozisyonun yetersizliği üzerinden bir politika geliştirdi. Ve bunu yönetemedi hükümet. Yani AK Parti bunu yönetemedi. Yani onun yetersizliği değil, bilakis daha çok destek veriyoruz anlamında ki söylemini millet satın almadı. İnanmadı ona. İkinci bir şey, burası da önemli. Sağ muhafazakar dindar seçmen Cumhur İttifakı içerisinde oy geçişkenliği yapıyordu. Neyi kastediyoruz? Mesela bir önceki seçimde Cumhur İttifakı içerisinde olan MHP'nin oyları %10'lar onu geçmişti. Yine Cumhur İttifakı'nın içerisinde ilk defa yer alan Yeniden Refah Partisi önemli bir oy almıştı. Ve bu oyların AK Parti 35'e düşmüştü. Dolayısıyla bu oyların AK Parti'den memnuniyetsiz olanların oyları olduğunu biliyorduk biz. Ama bu sefer şöyle bir şey oldu. Bir, Yeniden Refah ittifakın içerisinde değildi ama ittifak dışına oy gitti. %6'nın üzerinde oy aldı Yeniden Refah. Dolayısıyla bu yeni bir durum. AK Parti ittifakın dışarısına oy kaybetti. İki, MHP eridi, yok. MHP yerel seçimlerde 3,5'lardaydı değil mi? En son benim bildiğim kadar. Evet, 3,77 görüyoruz şu anda. Ya da yanlış mı gördüm ben? İllerde. Yok, doğru. Şey. Tamam. Şimdi bu da önemli. Ve burada seçmenin ne demek istediği konusunda bizim yapacağımız yorumlar, tabii biz gördüğümüz tabloları anlatmaya çalışıyoruz ama. 4,98. MHP'nin. Tamam. Türkiye genelinde. Türkiye geneli. Tamam. Şimdi yani %5'lik bir kayıp var en az. CHP kazandı. Bu onu konuşuyoruz. Yani o cam tavanı ilk defa kırmış oldu. %37'ye çıkarttı. Buna benzer tabloları daha önce de gördük. Yani 1989'da gördük, 1994'te gördük. Seçmenin verdiği mesajı doğru alanlar yoluna devam ediyor. Örnek olsun diye söylüyorum. 89'da SHP, o zaman CHP yok, SHP Türkiye genelinde büyük bir başarı elde etti. Yine yerel seçimlerde. Büyük başarı. Yine Ankara, İstanbul, her taraf alındı. Ama 94'e gidildiği zaman o 5 yıl sonra bu seçmenin vermiş olduğu büyük krediyi heba ettiler ve 94'te mesela bu sefer Ankara ve İstanbul'da kaybederek, işte Erdoğan ve Melih Gökçe'yi kastediyorum, söylüyorum, büyük bir hezimet yaşadılar. Ondan sonraki dönemde de
Bu sefer işte yani işte AK Parti'nin bir önceki dönemleri işte Refah Partisi'ni falan hatırlatarak söylüyorum. Siyasi akım hep üzerine koyarak yerelde. Dolayısıyla bunu en sonunda genele yani Ankara siyasetine dönüştürmüştü. Bu şimdi ne oldu? Şimdi bir şey daha oldu. Ankara siyasetinde AK Parti duruyor. Cumhur İttifakı duruyor. Ama CHP üzerinden halk diyor ki biz sana bir kredi veriyoruz. Sana %37 dedik. 14 tane büyük şehir, 35 tane il veriyoruz. Oy oranını %37'ye çıkarttık. Şimdi sana bir kredi veriyoruz. Bu krediyi değerlendirirsen Ankara'nın siyaseti, genel siyaseti sana teslim edebilirsin. Diyor mu? Diyor. Bunu 2028 hani perspektif açısından söylüyorum. Değerlendiremezsen ne olur? Seçmen yine bir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.